Merhabalar, bugün araçlarda ideal rölanti devrinden bahsedeceğiz. Benzinli, LPG'li ya da dizel motor hiç fark etmez. Normal rölanti devri ne olmalı ve rölanti yüksek ya da düşük olursa bu neden olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Videomuza başlayalım. Araçlarda rölantiyi ayarlayan parça burada gördüğünüz rölanti valfi parçası. Arkasında gördüğünüz gibi bir soketle elektrik bağlantısı var. İçinde bir valf var, ileri geri hareket eden. Ve bu parçaya giren hava farklı bir kanaldan giriyor. Siz gaza basmadığınızda, yani gaz ile bir hareket etmediğinde, kapalı konumdayken içeri giren hava miktarını rölanti valfi ayarlıyor. Bu giren hava miktarına göre şurada gördüğünüz MAF sensörü, yani manifold mutlak basınç sensörü. Bu emme manifoldun içindeki basıncı ölçen bir parça. Bu valf ne kadar açık olursa buradaki basıncı o ölçüde değiştirecek, atmosfer basıncına yakınlaştıracak. Atmosfer basıncına da yakınlaştıkça MAP sensöründen alınan verilerle ateşleme ve alttaki enjektör zamanlaması ayarlanacak ve motor devri yükselecektir. Teorik anlatımı bu. Öncelikle ideal rölanti ile başlayalım. Aracımızı çalıştıralım. Aracın ideal rölantisi 1000 devir altında ortalama 0.7-0.8 bin devirlik bir rölanti araçlarda normal olarak kabul edilir. Bu benzinli motor, dizel motor, LPG'li motor hiç fark etmez. Tüm motor tiplerinde ortalama rölanti devri 0.7-0.8 bin devir aralığıdır. Ama her an değil. Farklı koşullara göre farklı rölanti devri olabilir. Peki bu koşullar neler? Örneğin araç soğukken rölanti devri yükselir. Onu da bir örnekle açıklayalım. Hemen buraya gelmeden önce şu an gördüğünüz gibi hararetimiz 90'da, motorumuz sıcak, rölanti devrimiz düşük ve stabil. Ama motor soğukken bu rölanti devri bu şekilde 1000 devirin altında olmayacaktır. Hemen sabah bu aracı çalıştırmadan buraya gelmeden önce soğukta bir rölantisini videoya çekmiştik. Onu hemen sizlere gösterelim. Sonra anlatmaya devam edelim. Şimdi sabah ilk çalıştırmayı yapıyoruz. Bakalım rölanti devrimiz nedir? Kontağımızı açıyoruz. Hararetimiz gördüğünüz gibi dipte. Marşa basıyoruz. Gördüğünüz gibi rölantimiz 1000 devirin üzerinde çalışıyor. Şu an hava sıcak, çok kış aylarında değiliz. O haldeyken 1000 devirin üzerine çıkıyor. Daha soğuk havalarda, özellikle hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü zamanlarda bu devir daha da yüksek, 1.2, 1.1, 1.3'lere kadar rahatlıkla çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi sabahları soğukken rölanti devri soğukluğun şiddetine göre tabii daha yüksek devirlerde çalışmaya normal olarak kabul edilecektir. Rölanti devri neden yüksek ya da düşük çalışır? Bunları anlatmadan önce devir nedir onu da bilmek lazım. Gösterge saatinde görüyorsunuz 0'dan 7'ye kadar numaralar ve ortasında çarpı 1000 yazıyor. Yani devir saatimiz 2'deyken motor dakikada 2000 devirle çalışıyor demektir. Yani bu gösterge devir dakika göstergesidir. Peki neyin devri? Silindirler motor içerisinde rölantideyken ortalama 1000 dakikada 1000 kez hareket eder. 1000 devir, yani rölanti devrimiz ortalama 0.7-0.8, bu da silindirlerimiz dakikada 700-800 kez hareket ediyor demek. Siz gaza bastığınızda bu devir dakika yükselir. Yani silindirler hızlanır. Silindir hareketleri hızlanır. Bu hareketlerin hızını gösterge panelimizde devir saatiyle görürüz. 6000 devirde gaza bastığınızda silindirler dakikada 6000 kez aşağı yukarı hareket ediyor demektir. Rölantinin ne şekilde çalıştığını anladıktan sonra bu devrin yüksekliğine ve düşüklüğüne bakmamız gerekiyor. Öncelikle motor soğukken rölanti 0.7-0.8 olarak ayarlanırsa motor stabil olarak çalışmayacaktır. Bu yüzden motor kontrol ünitemiz sabahları araç devrini belli bir ısıya gelene kadar motor sıcaklığı normalden yüksek olarak ayarlar. Az önce videosunu izlediğiniz şekilde ortalama 1.1-1.2, eğer havanın sıcaklığına göre 1.4'e kadar rölanti belli sürelerde yüksekte çalışabilir. Rölanti devri nedir? Rölanti devri araç üzerinde nasıl ayarlanıyor? Normal, ideal rölanti devri ne olmalı? Bunların hepsini anlattık. Eğer ki aracınızda bu anlattıklarımızın haricinde bir rölanti devri sorunu yaşıyorsanız, örneğin normalden düşük ya da normalden çok yüksek 2000-3000 devirlerle çıkıyor. Normalden yüksek olmasının sebebi genellikle rölanti valfi. Eğer gaz kelebeği bu şekilde telli değilse, şuradan gösterelim, bu şekilde telli bir gaz kelebeği yoksa aracınızda, elektronik gaz kelebeği adaptasyon ayar sorunları genelde yüksek devirle çalışmasının ana sebeplerindendir. Düşük devirle çalışması daha karmaşıktır. Çünkü motorun ateşleme, enjeksiyon gibi parçaların arızası
Örneğin bobinde bir sıkıntı vardır, bujide bir sıkıntı vardır, pompada bir sıkıntı vardır, enjektörleriniz tıkalıdır. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Düşük devir sorununun birçok sebebi varken yüksek devir sorunu genellikle daha dar bir olasılık sonucu oluşur diyebiliriz açıkçası. Konuyu kapatmadan önce özetlememiz gerekirse motor ısındığında rolanti deviriniz 0.8 ya da 1000 devir maksimumun üzerine çıkıyorsa, motor soğukken çok düşük devirlerde çalışıyor ya da ısındıktan sonra çok düşük devirlerde çalışıyor, motoru da tekleme ya da vuruntulara sebep oluyorsa bu bir arıza sonucu oluşuyor demektir. Harici sadece sabahları yüksek devirde çalışma bir arıza değildir. Korkulmasına gerek yok. Onun haricinde sadece soğuklarda ilk çalıştırmada yüksek devirlerde çalışması motorun bir arıza değildir. Korkulacak bir durum değildir. Bir arıza aramaya gerek yoktur. Yine de aklınıza takılanlar olursa yorum kısmından bizlere her zaman sorularınızı iletebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.